Yaosu'nun şu an için kötü yönleri diyebileceğim bir durumla karşılaştığımı tavsiye eder misin? Evet, bugün bununla alakalı da aslında bir şey değinecektim. Tek dezavantajı en azından benim için içerisinde CW filtresinin olmaması. Yani bunu sonradan ekleyebiliyorsunuz. Hani modül halinde direkt takabiliyorsunuz. Öyle çok bir şey yok, teferruat yok. Ama stok olarak geldiğinde içinde CW filtresi yok. Ne demek istiyorum? FM modülasyonunda, İşte SSB modülasyonunda, CW modülasyonunda bir band genişliğinden bahsediyoruz. Örneğin şu an FM'de biz band genişliği olarak 12.5 kHz'i kullanıyoruz. Bu ne demek oluyor? Sesle konuştuğumuz zaman o ses 12 kHz'e yayılarak karşı tarafa iletiliyor. Sesin kalitesi, bazı tizi bilmem nesi o 12 kHz'lik alana sıkıştırılıyor. Dolayısıyla bu veriyi sıkıştırma oluyor birazcık. Bu dinlerken de bu şekilde. Siz telsizli FM modülasyonuna bastığınız zaman narrow band dinlerseniz 12,5 kHz'lik bir alanı dinlemeye başlarsınız. SSB modülasyonunda bu alan 3 kHz'e kadar düşer. Genelde HF çalıştığımız için o küçük gücü daha da küçük bir alana sıkıştırarak daha uzaklara sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlıyoruz. CW'da da bu daha da küçük. Çünkü CW tek bir sinyal olarak çalıştığı için çok geniş bir alanı dinlememize gerek yok. Çünkü çok bir geniş alanı dinlediğimiz zaman bu sefer yan taraflardaki sinyalleri de duymaya başlarsınız telsizde ve odaklanmanız biraz daha sıkıntı olabilir. Dolayısıyla CW'de biz 500 Hz ile işte yeri geldiği zaman 100 Hz'e 50 Hz'e kadar düşebiliyorsunuz. Sıkıştırmanız gerekiyor o alanı. Yaosu'nun stoğunda CW filtresi yok. Dolayısıyla SSB gibi dinliyor. Siz CW moduna geçiyorsunuz ama o yine 3 kHz'lik bir alanı dinliyor. Dolayısıyla o 3 kHz'lik alana, yani abartarak söyleyeceğim, kontestlerde belki onlarca amatör istasyon sığıyor. Görüşme yapıyor ayrı ayrı. Tek dezavantajı bu. Sonradan eklenebiliyor. Satın alıyorsunuz. Kapağını açtığınız zaman içine direkt yerleştiriyorsunuz. Yeri var. Kapatıyorsunuz. Hiçbir lehim yapmanıza vesaire gerek yok. Basit ama bence stokta gelse daha hoş olurdu. Bakalım, onu edinmeye çalışıyorum bu aralar. Onunla alakalı da bir çözüm var bu arada. Birazcık teferruatlı da olsa zor bir çözüm değil. Fakat eğer öyle bir donanım edinmek veya işte bir filtre edinmek gibi bir şeyiniz yoksa, para harcamak da istemiyorsanız, bilgisayarla yapabileceğiniz, belki telefonla da yapabileceğiniz ama onu birazcık daha araştırıyorum. Tam olarak bulamadım. Ama bilgisayarda çok tatlı bir çözümü var. Hatta konusu açılmışken onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir kablo yaptım. Bu kablo ne yapıyor biliyor musunuz? Bu kablo bir tarafı 2 bohumlu, bir tarafı 3 bohumlu. Ne demek istiyorum? Bir tarafı normal AUX, diğer tarafı da telefona veya işte tek jaklı bilgisayarlara girmek için bir kablo. Çok zor bir kablo değil. Bu kabloyu telsizimizin hoparlör çıkışına, yani telsizimizi hoparlöre aktaracak olan kablo, harici bir hoparlöre bağladınız. Diğerini de ben bilgisayarıma bağlıyorum. Normal AUX kablosuyla, herhangi bir USB ses kartıyla da bu işi yapabilirsiniz. Ama benim bilgisayarım tek girişli olduğu için 3 bohumlu giriş kullanmam gerekiyordu. Şöyle gelelim. FL-Digi. FL-Digi diye bir programımız var sevgili dostlar. Bu program ne yapıyor? Ses girişinden aldığı şeyi burada analiz ediyor. İsterseniz dar bantta dinleme yapabilirsiniz. Real time olarak hoparlöre verebilirsiniz bu sesi. Tek dezavantajı şu oluyor. Bir tık ses gecikmeli geliyor. Buradan gelen sesi işleyip hoparlörden geri yansıtması bir saniye kadar sürüyor. Dolayısıyla öyle bir dezavantajı var. Ama çok da dert değil açıkçası. Bakın burada ne geldi? 3 kHz genişliğinde ses dalgaları. Gördünüz mü? Şu an 3 kHz genişliğinde bir ses geliyor. Burası SSB'de. Buradaki şeylere aldanmayın. Şu an CW çevirmeye çalışıyor kendi kendine ama bakın burada değişik değişik sesler görüyorsunuz. Şu an CW modunda. Band genişliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an bu iğrenç sesi dinliyorsunuz ama bu şu an programdan yansıyan, bir yandan bilgisayar yayın yapmaya çalıştığı için zorlanıyor tabii. Bakın şu an filtreyi açtım. Ekranda gözüküyor, görüyor musunuz? Sarı alanlar var şurada. O filtre, cihaz hala SSB modunda şu an. Ama CW gibi dinliyorum. Şu an çok dar bir alanı dinliyorum bakın. Önceki gürültüden eser kalmadı. Yani şu an hala gürültü var ama SSB kadar, yani CW kadar dar bir alanda gürültü var. Filtreyi tekrar kapatıyorum. Yine 3 kHz dinliyorum. Ve
Cihazda hiçbir değişiklik yapmadım. Hala SSD modunda 3 kHz alım yapıyor. 3 kHz'in tamamını şu an bilgisayara aktarıyor. Bakın aşağıdaki grafikte 3 kHz'in tamamını görebiliyorum. Ama istediğim bir alanını dinleme yapabiliyorum. Bu ne işe yarıyor? Donanımsal olarak bir filtreniz yoksa, ki olsa daha tatlı. Donanımsal olarak bir filtreniz yoksa bu cihazı direkt olarak CW'da istediğiniz kadar dar bant bir alanda dinleyebiliyorsunuz, dinleme yapabiliyorsunuz. Kontestlerde çok işe yarar. Kontestlerde şu aşağıda onlarca istasyon görürsünüz ve bakın başka yere geçtim. Burada bir sinyal gördüm. Bak şimdi oraya dinliyorum. Buradaki sinyal artık bana gelmiyor. Duymuyorum artık onu. Dediğim gibi yani bu en basit çözümü. Yani herhangi bir ses filtreniz yoksa cihazda donanımsal olarak olmayan. Yani demem o ki herhangi bir şekilde çözüm üretebiliyorsunuz. Amatör telsizciliğin güzel yanı da bu. Yani siz bununla alakalı bir donanım da yapabilirsiniz. Hani kendinize bir filtre de belki tasarlayabilirsiniz gerekli ekipmanınız varsa. Ama gerekli ekipmanınız yoksa bunu bilgisayarla da yazılımla da çözebiliyorsunuz. Hani çözüm her zaman var. Hani benim ekipmanım yok, benim param yok, yapamam ben dediğiniz anda çözüm şu abi, çözüm şu, şu kabloyu yaparsın. Hani yapmazsan da alırsın. Bu kadar zor değil bence. Çözümdür bu. Ha, bir saniye gecikme olur ama o gecikmeyi tolere edersin bir şekilde. Bir şekilde bir çözüm buluyorsunuz. Yağız suda genel olarak gördüğüm tek eksik şey stokta bu filtrenin gelmemesiydi. Ama ufak bir araştırmayla bunu bilgisayar tarafında çözebileceğimi gördüm. Telefon tarafında da aynı şekilde 1-2 çözüm varmış diye biliyorum. Yani direkt real time olarak dinlemek için ve bunu filtreleyebilmek için bazı programlar varmış. Ama onları henüz denemedim. Eğer olursa çok daha tatlı olur. Bir konteste veya bir park alanına gittiğimde bilgisayarı yanımda taşımak zorunda kalmam. Sadece telefonumu alırım. Böyle bir kontest durumunda dar bantta dinleme yaparken çok daha güzel olur.